Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Mü Hastanesi'nin sizlere selamı var. Onundan başlayayım. TFF'den yeni yabancı kuralı için açıklama cuma günü açıklanacak. Yeni yabancı kuralı merakla beklenirken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi dün. Ee, akşam gazetesinde yer alan haberde yeni yeni kurala göre sahada 11 yabancı olacağı, toplamda ise 14 yabancı lisans çıkarılabileceği öne sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi gündem olan bu iddia üzerine bir açıklama yaptı. Diyor ki yabancı kuralı ile ilgili cuma günü kulüpler birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız taslaklar var. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok diyor. Şimdi yabancı kuralı kime yarar? Ben size bir şey söyleyeyim. Yabancı kuralı en çok Fenerbahçe'ye yarar. Niye biliyor musunuz? Para edecek birçok Türk futbolcumuz var. Mesela Altay Bayındır. 7-8'e satılsa kabul müsünüz? Mesela Mert Hakan Yandaş'a geçen sene bir Rus kulübü 7 milyon euro teklifte bulunmuştu. Bu sene 7 olmasın da 4 olsun, kabul müsünüz? Samet Aka'yı 3.7'ye aldık. 3.7'ye geri satma imkanımız olsa kabul müsünüz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında Türk kuralı en çok Fenerbahçe'nin işine yarar. Bunu da yakında göreceksiniz. Riva'da hakem seminerinde tartışma. MHK Başkanı Lale Orta, Riva'da gerçekleşen aylık hakem seminerlerinde var hakemleri ile tartıştı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaraylıların yeni e, algı operasyonu şu. Niye hiç e, Lale Orta istifa etsin demiyorsunuz? Lale Orta istifa etse Ahmet gelse Mehmet gelse ne değişecek? Yani biz hakemlerden sürekli şikayetçi oluyoruz. Lale Orta değişse ne değişecek? İkincisi biz Lale Orta istifa hiç diye açacağımıza çıkalım diyelim ki bizim de elimizde belgeler var. E, ligi oynatmayı salan diyelim. Sizin taktik. O daha mantıklı. Üçüncüsü şöyle yapalım. Madem lale orta istifa diyorsun. Niye lale orta istifa? Şu hakemlerin kellesi kopsun değil, destek vermeyen namerttir. Neyse seminer tartışması sonrası verilen 10 dakikalık aranın ardından devam etmiş. Bir tartışma yaşamış. TV yüzün haberine göre. Aylık hakem toplantısı var. Lale orta toplantıda var hakemlerine karşı. Hakemlere ne gördün diye sormanıza gerek yok. Direkt vara çağırın. Sizin gördüğünüz açılarla yayıncı kuruluştakiler aynı değil. Bizim yayıncı kuruluşta gördüğümüz açılar daha kaliteli demiş. Var hakemleri demiş ki hocam talimat böyle bize ne geliyorsa biz onu görüyoruz demiş. Bu diyalogların ardından gerginlik yaşanmış. Şimdi şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye'de medya öyle bir şey ki. Ee, suçluyu güçlü güçlüyü suçlu yapabilir. Ben size söyleyeyim. Dikkat etmekte de la e lazım. Hocam Fenerbahçe'de mesela Ali Koç suçlu mu değil mi? Ali Koç Fenerbahçe'de en büyük suçlu. Ve e, bence bu sene şampiyonluk gelmediği müddetçe hani şu andan itibaren hocam inanıyor musun sen şampiyonluğa? Arkadaşlar Allah'tan ümit kesilmez. Ama şunu söyleyeyim ben zaten inancımı yani olmayacağını biliyorum ama hani sözlerimi kullanırken seçerek kullanıyorum. Şampiyonluk gelmezse diyorum. Ali Koç'un kellesinin kopması lazım. Açık söyleyeyim. Çünkü bir insan 5 sene boyunca bu kadar beceriksiz olamaz. Ben size bir şey söyleyeyim. Çok zor imkanlarla görev yaptığım e, okulumda mesela derece yaptık. Deneme sınavında derece yaptık. İlkokul sınıfım. İlkokulda şeyim. 5 öğrencim deneme yaptı ve ilde birinci oldular. Düşünün yani. Evet. Ama gel gör ki şimdi desen ki hocam bu başarıyı nasıl başarısız daha çevirirsin? İnanın ben bugünden itibaren okula hiç gitmesem. Hani o şekilde ise, dönem bitse emin olun yine o çocuklar başarısız olmaz. Kendilerini korurlar. Ama Fenerbahçe'yi düşünün 5 senedir bir tık ileri gitme yok. Şampiyonluk yok. Kupa yok. Ama Ali Koç'a göre başarılıyız. Şimdi kulislerde ne konuşuluyor? Bu sezonda kupasız geçilecek. Ve Giresunspor Giresun beraberliğinden sonra Galatasaray'da Başakşehir'i yenince Fenerbahçe'nin umutları iyice tükendi. Ve polislerde e, artık Ali Koç'un devrilmesi gerektiği konuşuluyor ve adaylar konuşuluyor. Özcü gazetesinden İrfan 25'te diyor ki şampiyonluğun kaybedildiği tek hedef Türkiye Kupası kaldığını düşünen camia basketbol ve voleyboldaki başarılarla avunurken futbol takımı beklentilerin uzağında kaldı. Ve birçok kişi tepkili diyor Tabii farklı senaryolar var. Lig'de kalan 3 maç Türkiye Kupası'nda Sivas Spor'la oynanacak her final maçı. Sivas Spor teknik direktörü yine çıkmış. Ölüm kalın maçına çıkacağız falan demiş. Herifin tek değerli Fenerbahçe. Başka bir şey yok. Ve Başkan Ali Koç devam edip etmeme konusunda karar verecek. Fenerbahçe'de de çeşitli isimlerin başkan adaylığı gündemde. Öncelikle size bu kısımda samimi birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle Aziz Yıldırım. Kesinlikle Aziz Yıldırım cephesinden herhangi bir şey yok. Yani başkan adaylığı ya da şunu çıkarayım yok. O zaman Balaban hazırlık içerisinde, hani bu sosyal medyaya da yayıldı, nabızda yoklandı. Hazırlık içerisinde İlhan olduğunu sordurdum. Bilgi alamadık İlhan Ekşioğlu'ndan. Fakat kaynağım diyor ki, isterse kendisi yalanlasın. Ama ona rağmen, çözümün arkasındayım. Hakan Bilal Kutlu Alp sürprizine hazır olun diyor. Son dakika ben bu videoda şöyle bir başlık koyayım. Fenerbahçe'de Ali Koç'un süresi doldu. İşte yeni başkan adayları. Arkadaşlar Ozan Balaban dediğim gibi hazırlanıyormuş. İlhan Ekşioğlu'ndan duyum alamıyoruz. Yani bilgi alamıyoruz. Aday olacak mı olmayacak mı onun bilgisini alamıyoruz. Yoksa aday olacaksa biz şu an için bilemiyoruz. Ee, Hakan Bilal Kutlar sürprizine hazır olun. Saadettin Saran kesinlikle aday değil. Onu söyleyeyim. Ferit Şahenk de kesinlikle aday değil arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Ama bütün adaylar e, 14 Mayıs seçiminden sonra ortaya çıkma düşüncesi içerisindeler. Bir de hani şu anda maçlar devam ettiği için matematiksel olarak işlemler devam ettiği için adaylığını belirtmiyorlar. Bilginiz olsun yani yaklaşık bir 25 Mayıs gibi falan anca adaylar konuşur ya da 30 Mayıs gibi bilginiz olsun. Fenerbahçe'de 10 milyon euroya daha kötü savunma. Şimdi ben arada sırada Ersan Başlar'a kızıyorum. Çünkü Ersan hep çöplüyor. Yani hiç iyi tarafını görmüyor. Futbolcu bir maçı iyi olunca iyi diyor. Ben ona kızıyorum. Ben şunu söylüyorum bak bir futbolcu iyi ise iyidir, kötüyse kötüdür. Ama iyi futbolcu zaman zaman kötü performans, kötü futbolcu zaman zaman iyi performans gösterebilir. Michael Frey gitti, bilmem ne liginde bir maçta 5 gol birden attı. Sonra Schalke'ye transfer oldu, söndü gitti. Vedat Muriçi Fenerbahçe'de uçtu, kaçtı Lazio'ya gitti. Kimsesiz garibanı oynadı. Sherlock Trabzonspor'da hani helikopter gibiydi, oraya gitti, hani tornete dönüştü. Anlatabiliyor muyum? Ben şunu söylüyorum. 450 dakika futbolcu izlemeden konuşma. Bu bir. İkincisi futbolcu kötü ise de yapacak bir şey yok. Yani en az hasarlı atlatmak lazım. Şimdi başlık şu Fenerbahçe'de 10 milyon euroya daha kötü savunma. Anladınız değil mi? Hiç okumama gerek var mı arkadaşlar? Yok. Samet Akaydın'a yaklaşık 4 milyon euro para verildi. Jayden Osterwolde'ye de 6 milyon euro bonservis verildi. Yani 6 milyon euro açık ve net açıklandı zaten. Tam de 3.7 açıklandı. Ve 12 Ocak'tan önce 17'lik maçında 20 gol yerken 8 mücadelede Fenerbahçe kalesini gole kapatmış. Bakın 17 maçta 20 gol yiyen 8 maçta gol yemeyen takım. Ara transfer döneminde yapılan 10 milyon euroluk savunma takviyesi işlerin daha kötüye gitmesine neden oldu. 12 Ocak'tan sonra Fenerbahçe 14 mücadelede kalesinde 18 gol gördü. Jesus'un öğrencilerinin gol yemediği tek maç 22. dakikasına itibaren 10 kişi oynayan Konyaspor'a karşı 4-0 kazanılan müsabaka. Samet kaydını imza sonra ligdeki 14 maçın tamamında görev yaptı. 6 milyon euro bonservis ödenen Osterwold ise sadece 3 karşılaşmada 84 dakika sahada kalabildi. Jesus bu kadar yüksek yatırım yapılmasına rağmen Hollandalı oyuncuyu takıma yeterince katkı vermediği gerekçesiyle sürekli kulübede bekletiyor. Şimdi arkadaşlar Atilla Salahi kısmen düşüşte. E, Serdar Aziz de düşüşte. Doğru mu? Yükselen değer Luan Perez. Osterwolde'yi alıyorsun. Yani Lincoln'in yedeği. Olur. Lincoln e, yedeği yapabilir. Kabul. Ulan o gidiyor. Atilla Salahi geliyor. Onu, onu oynatıyor. Öbürü geliyor. Öbürünü oynatıyor. Öbürü geliyor. öbürü oynatıyor. Ya arkadaşlar. Gözünü sevdiğim arkadaşlar. Bu nasıl bir kulüp? 6 milyon euro verdiğin eleman 3. 4. sırada oynayacak isimse niye alındı? Şimdi hocam biz bunu eleştirdik. Sen dedin ki Osterwold'e iyi futbolcu. Arkadaşlar Skills videosunda izlediğim kadarıyla çok iyi futbolcu. Ancak üstüne basa basa söylüyorum. Skills videosunda izlediğim kadarıyla. Hocam niye bunun üstüne basa basa söylüyorsun? Ya arkadaş benim skills videosunda izlediğim futbolcu tek topu yapabilen, hemen anında orta açabilen bir futbolcu. Fenerbahçe'ye de böylesi yıllardır gelmiyor. Defansif manada sert, ofansif manada hızlı bir isim dedim. Ama Cezmut Efendi çok defansif buluyorum. Biraz da inadı var. Bak ben şunu söyleyeyim. Kafayı buna taktı ya oynatmamaya. Oynatmaz. Bitti. Bize futbolcuya kafayı takmayacak. Futbolcuyu geliştirecek isim lazım. Yoksa kağıt üstünde baktığınızda bak Atilla Selahi genç. Samet Akaydın Serdar'ı çok saymıyorum ama hadi orta yaş diyelim Samet Akaydın için. Daha da Ferdi o genç. Solda o oynasa o genç. Yani birçok gençten kurulu bir şeyim var. Kalecilerin zaten genç. Yani iyi para edebilecek futbolcularım var ama Fenerbahçe'de yönetim tehlikeli. Fenerbahçe'de tehlike 2 yıldız boşa çıkıyor. Sözleşmesi bitecek iki isim. Bunlar kim? Birisi Enner Valencia. Ki ben yolu açık olsun diyorum. İkincisi kim? Miha Zayt. Şimdi ikisinin de sözleşmesi bitiyor. Bitiyor bitmesine. Zayt ise Beşiktaş Trabzonspor başta olmak üzere birçok takım talip diyor. Arkadaşlar bu tamamen doğru değil. Bu tamamen doğru değil. Bilginiz olsun. Yani Beşiktaş Trabzonspor tamamen doğru değil. İtalya'dan teklifler bekledi. Ancak İtalya'dan beklediği teklifler, aldığı teklifler ve beklediği teklifler çok farklıydı. Zayt hani Jesus'la oynayamayacağının farkında ve Jesus'un gitmesini isteyen isimler. Valencia ise farkında değil misiniz? Vurdum duymazlığını görmüyor musunuz? Yani bir tek ben mi görüyorum? Vurdum duymazlığı bir tek ben görmüyorum değil mi arkadaşlar? O yüzden yani yolu açık olsun. Peki hocam e, ee, sence gider mi? Valla gözüktüğü, gördüğüm kadarıyla diyorum. Bence Zeiss gidebilir. Ha Zeiss gidiyorsa daha iyi bir 8 numara almak lazım. Yani daha iyi bir 8 numara almak lazım. Ama e, ben kalacağını da düşünmüyorum arkadaşlar açık söyleyeyim. Yani ne Zeiss'in ne Valencia'nın kalacağını düşünüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Ha şunu da söyleyeyim. Hakan Bilal Kutlar istediği kadar ben yönetimde olmayacağım. Ben işte başkan adayı olmayacağım desin. Bak istediği kadar desin. Ben onun ağzından şunu söylüyorum. Yakında sürprizi görebilirsiniz. Ha keşke olağanüstü bir şey olsa. Fenerbahçe şuradan şampiyonluğu alsa. Ne bileyim Türkiye Kupası'nı da kazansa. Hani keşke diyorum. Keşke. Ama zor ya. Yani zor. Hakkımızda ayrısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.